Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 1.4 TSI Hayran 122 beygir DSG aracı tanıtacağım. Tanıtmaya başlamadan önce videolarım part part gelecek. Bunun nedeni ise uzun bir tanıtım videosu çekmek GoPro'm olmadığından dolayı, telefonla part part çektiğimden dolayı part parta bölmeye karar verdim. İlk videom multimedya ekranından olacak. Multimedya ekran sisteminden başlayacağım. Tek tek size bütün fonksiyonları burada tanıtacağım. Uygulamalı olarak. Evet, gelin hep beraber tanıtmaya başlayalım. Radyo. Radyoya geçtiğimizde buradan tek tek otomatik arattırma yapabiliyorsunuz veya manuel arayabiliyorsunuz. İstasyon görünümleri. Buradan ayarlar diyoruz. Ayarlar dedikten sonra TP, trafik yayınları, hafıza kayıtları, radyo metni, istasyon logolarını buraya kaydedebiliyorsunuz. Veya manuel olarak şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Medya'ya bastığımızda ne oluyor? Medya'ya bastığımızda USB'ye geçiyor. Bir kez daha basarsanız AUX'a geçiyor. Şu an AUX'ta hiçbir şey bağlı olmadığı için tabii hiçbir şey göstermiyor. Bir kez daha basarsanız CD'ye geçiyor. Şu an CD içerisinde biraz geç okuduğundan dolayı. Evet, şu an okudu. Evet, bir kez daha basarsanız yine USB'ye geçti. Çünkü telefon Bluetooth'la şu an bağlı değil. Eğer telefon bağlı olsaydı telefondaki müzikleri çalmaya başlayacaktı. Bir kez daha basarsanız burada isim göstermeyelim. Evet, burada otomatik olarak telefona bağlıyor. Videoyu telefona bağlıyor. Burada arama yapabiliyorsunuz veya gelen mesajları ne yazık ki okuyamıyorsunuz. Fakat her türlü bazen Facebook pop-up'larını sizlere gösterebiliyor ekran. Evet, mute tuşuna bastığımızda durduruyor. Müziği durdurup kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu Highline olduğundan dolayı bunu direksiyondan da kontrol edebiliyorum. Setup'a bastığımızda karşımıza ne geliyor bakalım. Sistem ayarları geliyor. Bu sistem ayarlarından gelin hepsine tek tek bakalım. İçinde hangi fonksiyonlar var. Ekran fonksiyonu, saat tarih fonksiyonu, dil fonksiyonu, klavye, ek klavye dilleri, birimler, USB veri taşıyıcısı güvenli çıkartıyorsunuz. Aynı bilgisayar gibi. Fabrika ayarlarına dönebiliyorsunuz. Bluetooth ayarları, telif hakkı bilgisi. Bunların, bu menülerin içerisinde alt menüler var. Ekranı kapatıp açma, parlaklık derecesi, onay sesi, yakınlık animasyonu, saat gösterimi, bekletme modunda gibi. Saat tarih ayarlarına baktığınızda yine yaz saat uygulaması, zaman biçimi, tarih, saat, gün ay yıl, bunları değiştirebiliyorsunuz. Ekran klavye dillerinde QWERTY veya ABC klavye, hangisini kullanmak istediğini belirtiyorsunuz. Birimlerde mil, sıcaklık olarak Fahrenheit mı, Celsius mu, bunları belirleyebiliyorsunuz. Fabrika ayarları, değiştirdiğiniz bütün ayarları fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde araç orijinal fabrika ayarlarına geri dönüyor. Sistem bilgilerinde yine versiyon ayarları, parça ayarları gibi ayarlar mevcut. Sound'a baktığımızda buradan ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Duyurularda geri vites lambası, geri viteste sesi ne kadar kısacağından, AUX sesinden, ses seviyesinin açılışından burada hepsini görebiliyorsunuz. Araç herhangi bir uyarı yaptığında uyarı ses seviyesinde görebiliyorsunuz. Geri alalım. Bas tiz ayarlarını buradan yine yapabiliyorsunuz. Balans ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Tutup sürükleyerek bu tarafa alabiliyorsunuz. Bu tarafa alıp aşağı yukarıya bu fonksiyonları bastıralım. Biz yine ortaya getirelim. Onay sesini duymak istiyorsanız bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Yine kar ayarlarına bakalım. Evet, bu kar menüsü biraz karmaşık arkadaşlar. Çünkü aslında hiçbir karmaşıklığı yok. Şöyle söyleyeyim, karmaşık derken şunu kastettim. Görünümden sürüş bilgilerini açtığımızda başlangıçtan itibaren burada çok fazla sayı var. Kafanız hiç karışmasın. Başlangıçtan itibaren araç ne kadar yakıt tükettiğini gösteriyor. Örneğin başlangıçtan itibaren 14 km yol yapmışım. 8.6 litre 100 km ortalamaya sahibim. 16 km sabit ortalama hızla gitmişim. Bunu 55 dakikada gitmişim. 240 km'de şu an menzilim var.
Yakıt uzun süreli ortalaman 1772 kilometrede 7,2 litre şeklinde. 256 saat 4 dakikada gitmişim. 32 kilometre saat ortalamayla. Yakıt aldıktan alalı 3 kilometre olmuş. 7 kilometre ortalama hızla gitmişim. 10,8 ortalama tüketimim. 240 kilometrede hala menzilim var. Burada araç durumuna bakacak olursak, burada herhangi araçtaki olumsuzlukları olduğunda sizi uyarıyor. Örneğin cam suyu bittiğinde ve örneğin lastiklerden herhangi birinde basınç kaybı meydana geldiğinde, örneğin arka sağ lastikte basınç kaybı meydana geldi. Burada direkt sizi uyarıyor. Arka sağ lastikte basınç kaybı diye. Konfor tüketicilerine bakalım. Burada klimanın ne kadar yakıt tükettiğini size gösteriyor. Ortamlarda yine bu menüdeyken hangi şarkının çaldığını görebiliyorsunuz aynı zamanda. Araç ayarlarına bakacak olursak, çok fonksiyonlu göstergenin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hangisi görünsün görünmesin. Bunları hepsi aktifleştirmiştim ben. Saat tarih ayarları, yaz saati. Bunları size tanıtmıştım. Evet, muayeneme 71 gün kalmış. 8300 kilometre içinde veya yağ değiştirmem gerekiyor veya 71 gün içinde. Aracı çok fazla kullanmadığım için genelde bu kilometre genelde zaman oluyor, kilometre değil. Evet, şimdilik size multimedya ekran sisteminden Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline'ın multimedya sisteminden bahsettim. Bir sonraki videolarımda daha değişik aracımın daha değişik özellikleriyle ilgili size bilgiler vereceğim. Örneğin direksiyon üzerindeki tuşlardan Highline olduğu için ekstra fonksiyonları var mı? Siz ona karar verebilirsiniz. Kendi aracınızla kıyaslayarak. Şimdilik size anlatmak istediğim şeyler bunlar. Bir sonraki videomda görmek istediğiniz özellikleri, tanıtmak istediğim şeyleri, görmek istediğiniz, araçta görmek istediğiniz şeyleri videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bu sağ üst köşeden de veya alt köşeden kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.